Abdülkerim'e İtalyan kancası. Galatasaray savunmasının sigortası Abdülkerim Bardakçı son dönemde performansıyla fark yaratıyor. Yıldızlar topluluğu Alman ekibi karşısında kusursuz bir oyun ortaya koyan milli stoper kendisine hayran bıraktırırken transferinde gözde ismi oldu. Bayern maçındaki performansı Abdülkerim'e Serie A'nın kapısını açabilir. Son dönemde Rus kulüplerinin transfer etmek istediği milli stoperi şu sıralarda İtalyan devlerinin takibi aldığı, özellikle Milan'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalabileceği öğrenildi. Abdülkerim'in özellikle Bayern karşısındaki hatasız oyunu Avrupa basınında da geniş yer bulurken onu maçın en yüksek not verilen isimleri arasına soktu. An itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumuna yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın performansı Avrupa devlerinin de ilgisini çekti. Sarı kırmızılı formayla ikinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki savunmacı kısa zamanda yaşadığı yükselişle izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Abdülkerim geçen sezon yıllık 17 milyon liraya imza atmıştı. Galatasaray yönetimi bu sezon 19 milyon 550 bin lira kazanan Abdülkerim'in ücretini bir miktar arttıracak. Cimbom 1 milyon euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon lira önerecek. Galatasaray transferde gözünü Arjantin'e çevirdi. Şampiyonluk yarışında zirveyi paylaşan Galatasaray, River Plate'te forma giyen Pablo Solari için harekete geçti. İşte detaylar. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Cimbom, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transferde gaza bastı. Arjantin basınında yer alan habere göre Galatasaray, River Plate forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Pablo Solari için harekete geçti. Haberde sarı kırmızılıların kulübüyle 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan genç oyuncu Solari için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Öte yandan Pablo Solari için Galatasaray'ın dışında Premier Lig ekibi Crystal Palace ve Serie A ekibi Udinese'nin de genç oyuncuyu takip ettiği ifade edildi. River Plate formasını bu sezon 40 kez giyen Solari 12 gol ve 11 asistlik performansla göz kamaştırıyor. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise tam 8 milyon euro. Galatasaray'da Wilfried Zaha sorunu. Cimbom'da Wilfried Zaha'nın bekleneni verememesinin nedeni belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız isimdeki sorunu tespit etti. İşte ayrıntılar. Galatasaray ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı kırmızılar yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katarak iddiasını ortaya koymuştu. Bu yıldızlardan birisi de transfer edilen Wilfried Zaha'ydı. Büyük beklentilerle transfer edilen Zaha, beklenen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Bunun üzerine harekete geçen teknik direktör Okan Buruk, Zaha'daki sorunu tespit etti. Milliyetin haberine göre teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha'nın henüz sisteme ayak uyduramadığını düşünüyor. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'da süratiyle fark yaratan 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da rakiplerin kapalı savunmasına karşı zorlandığı aktarıldı. Haberde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Wilfried Zaha ile ilgili ileriye dönük olumlu düşünceleri olduğu da aktarıldı. Yıldız futbolcunun Galatasaray'ın hücum futboluna uyum sağlaması için zamana ihtiyaç olduğu da vurgulandı. Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 11 maça çıkan Zaha, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Galatasaray'da Angelino'nun yerine yeni Boeg. Cimbom, Avrupa devlerinin peşine takan sağ beki Sasha Boeg'in fizik yapısı ve özelliklerine benzer bir sol bek hamlesine hazırlanıyor. Angelino'nun performansından hiç memnun kalmayan ve aradığı ismi bulan sarı kırmızılar genç oyuncu için teklif yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde gözünü son 16 turuna diken, Süper Lig'de de Fenerbahçe ile zirve yarışı veren Galatasaray, devre arasında verim alamadığı oyuncularla yolları ayırıp kadroya takviye yapmaya kararlı. Sarı kırmızılı yönetim ve teknik heyet geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek olası transferler üzerinde bazı görüşmeler yaptı. Burada hem gönderilmesi hem de alınması düşünülen oyuncular hakkında bir liste hazırlandı. Transfer zirvesinde ortaya çıkan sonuca göre ara transferde yapılması düşünülen hamlelerden biri de sol bek takviyesi oldu. Şu ana kadar beklentilerin çok altında kalan Angelino'nun 4 maç sonra 6 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Olsa da Galatasaray cephesi çok fazla vakit kaybetmeden bu bölgeye başka bir yatırım yapma kararı aldı. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen ilk isim ise Fransa'nın Brest takımında oynayan 21 yaşındaki Bradley Loco oldu. Fiziksel ve teknik özellikleri Sasha Boye'ye çok benzeyen Fransız futbolcu tıpkı Boye gibi Reims'te forma giydi ve 500 bin euroya Brest'e imza attı. Teknik ekibinde tam not verdiği Loco için Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde harekete geçecek.
Maliyetinin uygun olması durumunda genç oyuncunun transfer edilmesi ve şu sıralarda Avrupa devlerinin peşinden koşturan Boe gibi bir yükseliş yaşaması hedefleniyor. Sezonun Loco Angelino rotasyonuyla geçilip oyuncuların gelişim durumuna göre yaz döneminde bir satış yapılması da seçenekler arasında. Galatasaray'dan marka sürprizi. Yedek kulübesinde mutsuz olan Victor Nelson'ın devre arasında ayrılması durumunda Galatasaray eski oyuncusu Marcao'ya yönelecek. Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılar da Victor Nelson forma giyemediği için mutsuz. Danimarkalı devre arasında ayrılırsa Galatasaray eski oyuncusuna yönelmeyi düşünüyor. Cimbom'da Davinson Sanchez transferi sonrasında Victor Nelson yedek kulübesine geçti. Danimarkalı savunmacı bu durumu çok sorun etti ve ülke basınına verdiği iki röportajda da oynamazsam giderim ifadelerini kullandı. Cimbom 24 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Yerine yine hem ligi hem de Galatasaray'ı bilen bir oyuncu gündeme geldi. Marcao. Sevilla'ya gittiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, iyileştikten sonra da forma bulamayan Brezilyalı stoper için aslan yoklama çekecek. 27 yaşındaki oyuncu için Cimbom Sevilla'ya çok düşük bir rakam önerecek. Marcao Galatasaray forması ile 141 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi. Manchester United kalecisi Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı. Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Altay Bayındır, Fenerbahçe Galatasaray maçlarının Türkiye'nin en büyük derbisi olduğunu vurguladı. United'ın kalecisi Milli Yıldız, Manchester United TV'de yayınlanan podcast'in konuğu oldu. United'ın eski futbolcusu David May'in sorularını yanıtlayan Bayındır, Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olduğunun altını çizdi. İlk olarak kaleciliğe başlayış hikayesini anlatan milli kaleci Bursa Spor'da farklı pozisyonda oynarken kendisini bir anda kalede bulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Bahçede maç yaparken asla kalecilik pozisyonuna gitmezdim. Ben her zaman forvet olurdum. İlk oynadığım pozisyonum defanstı. Sonra forvet oynadım. İlk kulübüm olan Bursa Spor'da defans oyuncusuydum. Bir gün kaleci antrenmana gelmeyince menajerimiz bana Altay sen uzunsun kaleye git ama keyif yapacak zaman yok dedi. Top bana doğru gelince topu tuttuğumda herkes harikasın haydi diye bağırıyordu. Penaltı kurtarınca ise benden iyisi yoktu. O günden sonra kaleci oldum dedi. Sam Homewood'un Fenerbahçe'deyken en büyük maç ya da dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğünüz takım kimdi sorusuna Galatasaray cevabını veren Bayındır sözlerine şöyle devam etti. Galatasaray maçları en büyük derbiydi. Beşiktaş'ta oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum. Altay 2023 yazında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer oldu.